Hazırda bu məsciddə bərçələrimiz intizarlıq bilən, intizarsızlıq bilən küçük durgan dəmlərimiz, həmələrin ustazımız. Mən heç xata qımıymən, inşallah əsr uləması bizni mənə şu vətəndaşımız hürmətli ustaz Şeyh Hazretlerine ben mihrabge, mikrofonge təklif kısam. Kimas yaşlarımız biraz adab saxlap, dişlik saxlap dursalarız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezi enzele'l-Kur'ana fi leyletil-kadri ve ce'ale leyletil-kadri hayran min elf-şehr. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed el-lezi kal men qama leyletil-kadri imanen ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kur'an'ı Leylatul Kadr'dan nazil kılgan, Leylatul Kadr'ını bin aydan afzal kılgan Allah'a hamd-ı senalar olsun. Kim Leylatul Kadr'ını iman bilen savob umudida bedor o'tkizsa, o'tgan barcha gunohlari mag'firat bo'ladi deb va'da qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, men bu acayip meclisini teşkilatçılarımla İslam'da ilim ya ki İslam ilim dini degen mavzuda sohbet o'tkazishni kelishganman. Avvalo menga mavzu iltimos qilishmadi. Belki muhterem Abdülhakim Karadan'da adab bilen mavzularını aytıp sizni istegen mavzuyunuzni biz barnomaga kirgizemiz degen gapni aytdilar. Men İslam ilim dini degen mavzuni tanladim deganimda bu mavzuni İmam-ı Buhari namidagi İslam Ali Mahdani rahbarları ham Muhammad Ayyub ham tanlagan edilar degan gapni aytdilar. Men aytdimki, men o kishini gapini gapirmayman. Meni gapim tamamen başkaça bo'ladi inshaalloh dedim. Haqiqatan ham shundoq. İslam ilim dini degan sarrohi juda ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Lekin bugungi men so'zlamoqchi bo'lgan so'z avvallari so'zlanib yurganiga o'xshamasligiga harakat qilaman. Men sizlarga Qur'on so'zi qiroatdan olinganligini aytmoqchi emasman. Rasul akram alayhissalotu vassalomga birinchi nozil bo'lgan kalima
o'qi so'zi ekanligini ham sharh qilmoqchi emasman. Shuningdek, men sizlarga har bir mu'min musulmonni ilm talab qilishi beshikdan qabrgacha ekanligini ham sharh qilmoqchi emasman. Men o'zimizdagi holatni mulohaza qilib, xalqimizni bu mavzudagi o'zini tutishini ta'ammul qilganimdan keyin ilm to'g'risida kelgan oyatlar, hadis-i shariflar, ijtihodlarni barchasini to'plab usuli fiqh ulamolarimiz chiqargan katta qoidalar to'g'risida so'z aytmoqchiman. Chunki mani mulohazamcha hozirda bizning jamiyatimiz mana shu haqiqatga muhtoj bo'lib turibdi. İslam ilim dini ekanligi hammamizga ma'lum. Lekin o'sha ilim qanday ilim? Ana shu ilim har bir mu'min musulmonni munosabatini qanday talab qiladi? Bu ilimga har bir mu'min musulmon qaysi munosabatda bo'lishi kerak? Qaysinisi birlamchi? Qaysinisi yordamchi? Mana bu haqiqatlarni biz bilishimiz kerak. Agar ilm to'g'risida kelgan oyatlarni, hadisi shariflarni jamlab o'rganadigan bo'lsak, bizning dinimizdagi ilm to'g'risidagi umumiy gaplar ilmni hozirgi kunga o'xshab diniy va dunyoviyga taqsimlamaydi. Ilm insoniyatga manfaat beradigan har bir ma'rifatdir. Agar diniy ilm kerak bo'lsa, joyida aytib qo'yilgan. Misol uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam man aradallohu man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din deb dinda faqih qiladi deb aytib qo'yganlar. Lekin boshqa oyatlarda ilm so'zi alohida keladi. Diniy degan yoki dunyoviy degan qo'shimchasi yo'q. Mana shu haqiqatdan kelib chiqadigan bo'lsak, ilm borki, insoniyatga, jamiyatga, butun xaloyiqqa manfaat berar ekan, islom ana shu ilmni barchasiga da'vatdir. Ilmni siz bilan biz mu'min musulmon bandalarga farz bo'lishi ikkiga taqsimlanadi. Farzi ayinga va farzi kifoyaga. Farzi ayin bo'lgan ilmlar har bir shaxsning o'zi uchun kerak ilmdir. Misol uchun bitta mu'min musulmon bandaga Allohning ibodati uchun kerak bo'ladigan ilmlarning hammasini o'rganmoqligi farzi ayindir. Ya'ni boshiga, shaxsiga farzdir. Uni nomidan biroq o'rganib qo'ysa o'tmaydi. Ibodatlarni bajarish, halol pok yurish va o'sha shariatda buyurilgan amallarni qilib shaxsiy hayotida, kundalik hayotida qaytarilganlardan qaytib yurishni o'rganish har bir mu'min musulmon inson balog'atga yetgandan keyin farzi ayin bo'ladi. Boshiga farz. Endi mana shu ilmlarni alohida olib turib mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, u farzi kifoya bo'ladi. Jamiyatga keraklik mutaxassisni tayyorlab olish har bir jamiyat uchun farzdir. Agar jamiyat bu ishda dangasalik qilsa, o'ziga kerak mutaxassislik bo'yicha o'z banda farzandlaridan tarbiyalab mutaxassislarni yetishtirib olmasa, ana shu jamiyatning barcha a'zolari Allohning oldida gunohkor bo'ladilar. Mana dini hayotimizni oladigan bo'lsak, har birimiz ibodatlarimizni, halol haromimizni, muomalamizni bildiruvchi ilmni o'rganishimiz farzi ayin boshimizga farz ekan. Endi Qur'onni to'liq yodlab qori bo'lish, tafsir ilmini egallab mufassir bo'lish, hadis ilmini egallab
İçimizden malum adattaki kişilerimiz karı olup, cemiyetinin karılık boyunca ihtiyacını kandırışıp dursa, bu farz başkalarının boynuna düşer. Sarfık olur. Ana o şu karılar, onların zimmesi gibi bu farzı ayırıp olur. Şu işini cemiyet uçacak duruşları gerek. Hüttü şu kayda, başka barca ilimlerde tatbik kılınır. Misal için tıp ilmini alaydık. Tababat, sağlığını saklaş boyunca her bir bende özünün sağlığı için gerek nesanın bulmağı farz-ı ayın. Bunu bulmasa iki günde bir keser var orada. Özüge hem camiyetüge hem ailesüge hem fayda kirtiramayı kaladı. Şunun için her bir insan tıp boyunca özünün sağlığını saklar, behuda, bemar bulmaktan sağlam yürüyüşü için gerek olan çare tedbirlerini organizip onun farzı aynıdır. Şimdi bizim cemiyetimizde cemiyetinin sağlıklı sakınlaş işlerini alıp barış için malum sondaki mutakassis tabipler gerek olsa yok. Şunu da dursak, bana şu iş cemiyetinin barçasına farzı kifaya bulabilir. Cemiyet azası, azaları bu meselede itibar vermeseler, kararsız kaldırsalar, başkalarına muhtaç bulabilen halde düşükleseler, hemenleri Allah'ın adına günahkar bulabilen. Farz-ı kifayeni tartırganları uçur. Ama cemiyet maslahatlaşıp, bizge tıp boyunca mana bunca adet, mana bunca sıfattaki mutakassisler kerekeken, şularını tayarlayınız diye, malum bir şahsların acıratsa, malum mablağı acıratsa, cay acıratsa, üstaz tapsa, onlarının okuduğu organı gerekli derecede mutakassis kılıp yetiştirse, ana onlar o şu farz-ı kifayeni cemiyetinin başka azalarının zırnmasına düşürür. Şimdi tabiplikini cemiyetinin yardımından faydalanıp egelenen tabipler şu iş boyunca cemiyetinin aldığı, Kudanın aldığı cevaplar buluşur. Onlar sıdkıdırdan öz mehnetlerini ada edip cemiyetinin sağlıkta ait işlerini oraya koyup başkalarına muhtaç kılmayı talepte cevap verip dursalar şerefli bir işini kıyam oladılar. Özlerini zimmelerindeki farz-ı ayını ada etken oladılar. Eğer onlardan eser etseler işlerine bir parmak olsalar adamlarının sağlığını ağırlaştığı o vaziyetini kıyınlaştığı sebep olsalar Allah'a Allah'ın yanında günahkar buladılar. Kala verirse cemiyetlerini tahsisler cinayetçi buladılar. Her bir ilimde bana şu hakikatini bilişimiz gerek. Cemiyette fakat tabi bilmez, mühendisler mi gerek? Yani başka kurumlar, mütefessizlikler var. Bunların hemmesi cemiyet için gerek. Bunlar cemiyet için hizmet kılışları gerek. Cemiyetin tarakkiyatı için hareketler oluşturur gerek. Kaysi bir sahada cemiyet nüksanlı yol koysa, özünün mutakassısı bulmasa, başkalarına ihtiyacı düşüp şularına yalvarıp yürüdülen olsa, o cemiyet o şu sahada cinayetçi cemiyet. Allah'ın adına günahkar cemiyet, İslam'ın adına günahkar cemiyet olur. Şunun için bazı bir okuyucularda okuyarken talebelerimiz ha o kompüter olsun, ha kıl sahası da olsun, ha iktisat olsun, ha teknik ilimler olsun, bilip koysunlar. Yakşı anlar desinler ki, ular özlerinin sahası boyunca cemiyetke hizmet kılış talebeler. Mecburiyette, mesuliyette diler. Bana şunun için ular özlerinin bu mukaddes özlerinin sırtıdır da, çırayını kırıp adal etiş niyeti bile yakışına okuşları gerek.